tam yatmak üzereydim. Bu sefer de bakın pijama ile çekiyorum. Geçen seferki bornozluydu. Bu seferki pijamalı. Tam yatmak üzereydim. Girelim şu Twitter'a bir gireyim de. Bir bakayım. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Yahu ülkenin doktorları, ülkenin avukatları çıldırdı. Hakikaten bunlar delirdiler herhalde. Ben anlayabilmiş değilim. Yahu arkadaş, isteyen olsun, isteyen olmasın. Dünyada bu kadar büyük salgın olsa biz sabahtan akşama kadar sokaklarda mı gezeriz? Siz kimi kandırıyorsunuz ya? Sabah saat 7'den itibaren gece 9'a 10'a kadar herkes sokakta. Sonra hiç sokakta yapılmayacak, iş yapılmayacak saatte de zaten herkes evde hapis. Yani ne okutuyorlar size? Yani siz hakikaten hukuk okuduğunuz emin misiniz? Yoksa guguk mu okuyorsunuz, ne okuyorsunuz bilemedim ben. Bu ne kadar acayip bir söylemdir televizyondan insanların hayatına. Beyefendim, dünyanın hiçbir yerinde insan hayatına, hiçbir hukukta böyle bir yasa yoktur. Benim bedenime siz hiçbir şey yapamazsınız. İsviçre'deki yasalar bile ötenaziye anca izin veriyordu, o da vermiyor bile. Yani ölme hakkını bile vermiyor. Ben ölmek istediğimde, ben kendim istediğimde yaşatacağız diyor. Hayır, siz hayırdır ya? Siz gidip işlerinizi yapsanız da hukukla ilgili şu gerçek hukuk sistemini bir toparlasanız da. Bak adamın bir tanesi çıkıyor Tanerelerden haberler gönderiyor birilerle ilgili falan. Onlara gelince hepiniz dut yemiş bülbüle dönüyorsunuz. Halka gelince televizyon ekranlarından ver yansın, bağırış çağırış falan. Bir haddinizi bilin be. Aa, hakikaten haddinizi bilin ha. Siz kimsiniz be? Kimsiniz siz? Sizin hukuk okumuş olmanız, sizin doktor olmuş olmanız, insanların üzerinden böyle hak hukuk sahibini olmanız falan mı?